BTK Spa'dayız. 6. yarışımız birazdan başlayacak. Bugün 14 pilotumuz var gridde. Pilotlarımız şu an bitti. Hazırlıklarını yapıyor. Evet, ilk pilotlar da çıkmaya başladı. Aston Martin'in de Mehmet Utaş piste çıkan ilk pilot. Hemen arkasında Efe Ayma. Red Bull ile da piste şu an çıkmış durumda. Evet, onlar arkasında Emre Ateşli. O da Alfa Tauri ile ısınma turuna çıktı. Pilotlarımız yavaş yavaş hepsi çıkmaya başladı. Pitte olan sadece 5 pilotumuz kaldı. Grid pist birazdan bayağı dolacak araçlarımız ile. Evet, oyun sesinde küçük bir sorun vardı. Şimdi düzelmiş olması gerekiyor. Evet, Muhammed, istersen kısa bir geri bildirim ver. Ses şu an, oyun sesi şu an yerinde olması gerekiyor. Evet, Muhammed Utaş da hızlı turuna başladı. İlk sektörde o da, bakalım herhangi bir hata olacak mı? Evet, ses de yerine geldi. Sesi açmış olduk. Bakalım ilk tur zamanı Mehmet Utaş'tan gelecek. Nasıl bir tur zamanı atacağını merak ediyorum ben de. Evet, ilk ikinci sektörden mor bir sektör yapmış oldu Mehmet Utaş. Evet, ama arkadaşım Efe Ayma'dan önce turu bitirdi. 1.43.458 Efe Ayma'dan 1.43.691 Muhammed Utaş'tan Emre Ateşleme gidiyoruz. O da turunu bitirmek üzere. Limanda yeni bir tur başlangıcı görüyoruz. Emre Ateş'ten turunu beğenmeyip tekrar bir turu başladı o da. Evet, Emre Ateş'te gördüğünüz gibi turunu bitirmemiş oldu. Onur Alp Anarıkanlı da ilk sektörünüz. Ya da turunu iptal etti. Yeni bir tura başlamak üzere o da. Evet, Bedir şu an son sektöre bus stop şikanına doğru ilerledi. Bakalım Bedir'in zamanı nasıl olacak? Evet, Bedir'den de 1.44.150'lik bir tur geldi. Ali Aydın da bugün Alpine ile pistte. Turun büyük sırada bus stop şikanına geldi şu an.
4 lastik blokaj yaptı. Çok iyi bir tur gelmedi Ali'den. Bayağı yavaş bir tur geldi desek yerindedir. 1.51.762 Pika Deyaser'den 1.44.652 Bedir 3. sırasını korumuş oldu. Ahmet Bozkurt'ta şu an çizgiye doğru geliyor da kötü bir tur diyebiliriz. 1.55.613 Evet, pilotlarımız hata dolu ilk tur geçirdi diyebiliriz. Onur Alp Arakanlı da az kalsın duvarla tanışmış oluyordu. Onur da pek iyi bir turla gelmiyor şu anda, 1.50'nin üzerine çıktı. Evet, tur zamanları görüyorsunuz. Sadece 4 pilotumuz turu istedikleri gibi tamamlayabildi. Elde ateşte bakan bir ateşte şu an turunu bitirdi ve 1.44.122 Emre tur gelişti dediğim anda Bedir Battal evet spin atıp turunu bozmuş oldu. Hala Aydın'da ikinci sektöre şu an. Ahmet Bozkurt'ta ilk sektöre şu an. Deriye damar sardı. Hızlı sol virajda pek sevgi yaramadı. Önde küçük bir trafik. Küçük bir anlaşmazlık ama kaza olmadı. İkinci sektör tur zamanı Derya'nın. Bakalım. Evet, kendi turundan tabii ki 12 sene daha hızlı. Dediğim anda Derya'dan bir spin ve turunu iptal etmiş oldu. Derya damar sardı. Dikkatli bir şekilde pis edilmesi gerekiyor evet. Aracı döndürdü. Evet, Özgün de turuna başlamış oldu. Erdem Leben DJ o da turuna başlamış oldu. Ahmet Bozkurt'a bakıyoruz. O da ikinci sektörde kendi turundan. Çok daha yavaş şu an. Ali de turunu 1.45.841'e iyileştirdi turnu. Hakan Borazan turnu iptal etti. Ahmet Özcan ikinci sektörü şu an. Bakalım Bartu Özgünay da outlap'inde. Erdem'de önce daha önde. Erdem'de kalıyoruz. Evet, Mehmet Utaş'tan bir DNF geldi büyük ihtimalle. Bırakmış oldu qualifying'ı. Ve Erdem Levent'ten mor ikinci sektör. Bakalım Erdem Levent kendini ön sıralara doğru atabilecek mi? Evet, Erdem Levent Yücel 1.43.801 ile 3. sıraya ileşti. Evet, hemen Mehmet Özcan ediyoruz o da turnu bitmek üzere bas top çıkana doğru geldi o da. Mehmet Özcan bakalım onun zamanı nereye duracak. Evet, Mehmet Özcan'ın 1.43.552 o da ikinci sıraya ileşti. İlk 4 sıra şu an birbirine çok yakın. Bartu Özgünay bakalım bu gruba yaklaşabilecek mi o da ikinci sektörde önünde küçük bir trafik var. İkinci sektörde turnu iptal etmiş durumda. Geçen haftada pek iyi bir tur atamamıştı. Ali Aydın şu an tekrar lastikleri blokaj yaptı. Pit'e giriyor o da. FIM'e dönüyoruz. FIM'a tur hazırlığında o da. Mehmet Özcan evet yeni bir tur atmıyorlar şu an. Erdem Levent aynı şekilde yeni bir tur atmıyor şu an. Bartu da pit'e girdi şu an. Tur atan herhangi bir pilot yok şu an. Emre Ateşli turuna başlamadı da ısınma turundalar aynı şekilde Bedir Vatan. Evet Bedir. Şu an yeni bir tura başladı ama 44-150 ile 6. sırada şu an. Evet, dedi de orucu çıkmış olduk.
Yüzük hızının önemli olduğu pistlerin birisi, özellikle ilk ve son sektörde, orta sektör daha virajlı konumunda. Hatasız bir geçiş görüyoruz Belir'den. Turnu iptal etti Bedir. Biraz fazla sağ pist dışına çıkınca ve Efaymadan bu arada 1.43.245 turnu geliştirdi. İlk sırayı pekinleştirdi. Onur Akdışoğlu yeni bir tura başladı. Emre Ateşi de aynı şekilde turuna başladı. Bir turnu iptal ettiğiniz gibi. Evet, Bozkurt maçı da turnu şimdi başlıyor. Emre Ateşi'de kalıyoruz. Bakalım Emre Ateşi'de. İlk sektör sonunda kendi turundan az farkla da yavaş. Didi Mandava da bir spin atarak, yarı spin atarak turunu iptal etmiş oldu. Öndefta Onur Arıkan'la geçiyoruz da ikinci sektöre şu an. Ön sıraları zorlamak isteyen bir başka pilot. Turnu pist dışına taşıyarak iptal etmiş oldu. Emre Ateşli'deyiz. O da şu an ikinci sektörde. Turnu üstüne iptal etmişti o da. Gel Eser'e geçiyoruz. O da ikinci sektörün sonunda. Adam kendi turundan daha hızlı bir tur atabilecek mi? Hızlı sol virajı çok iyi geçti. Mercedes pilotu Mikael Eser. İkinci sektör sonuna şimdi ulaştı ve kendi turundan 0.7 saniye daha hızlı 1.43 ile girebilecek bu tur zamanıyla ve ilk 5'e atacak kendini. Ama son sektöre biraz daha zaman bulabilecek mi Mikael Eser? Son virajda iyi aldı Mikael Eser. Çizgiye geldi ve 1.43.930'da 6. sıraya eleşti Mikael Eser. Bedir de turnu tekrar düzeltmiş durumda. Emre Ateşli. Pit'te şu an Hakan Borazan 1.44.0 ile kendisini 7. sıraya atmış oldu. Mikael Eser gördük az önce elimizde turnu birazdan başlayacak. Ali Aydın da turnu iptal etti. İlk sektörü daha hızlı olmasına rağmen. Hatep'te Bartu Yazgün'e dayız. O da şu an tur atabilmiş değil. Şu an bir tur atması çok önemli onun da. Üçüncü sektöre girmiş oldu o da. En azından bir tur atıp ön sıralara girmesi gerekiyor. Celi Demar sarı bu arada. O da tur atamadan kualifayı bitirmiş oldu. Bartu Özgüven'in 1.43.185'te ilk sıraya eleşti Bartu. Tur atamadı ama son dakikalarda turunu atıp 1. sıraya eleşti. Takım arkadaşım Mehmet Özcan da şu an son denemesini yapıyor. Bakalım FIMA'dan bir kontrole gelecek mi? Bunda piste çıkmak için yeterli zamanı var. Erdem Ödüyücel'de 0.1 daha hızlı kendi turuna göre. O da ön sıraları İsteyen bir pilot. Bakalım Boğazan turnu dönmüş. Resmi Erdem Levent'e kalıyoruz. Evet, ikinci sektör sonuna gelmiş oldu. Erdem Levent Yücel bakalım. İkinci sektörde kendi turnu geliştirme. Evet, 0.3 saniye daha hızlı. Üçüncü, dördüncü sıraya doğru iyileştirebilir Mehmet Utaş. Bir sıra daha kaybedebilir. Qualifying'i erken bırakmıştı. Bırakmak zorunda kalmıştı daha doğrusu. Ve Can Aslan da yeni piste çıktı. Tek tur atabilecek o da. Tek denemesi olacak Mehmet Can Aslan'ın.
Erdem Leven bakalım kendisi hangi sıra atacak. Erdem Leven Düzel'den 1.43.0 ilk sıra attı kendine Erdem Leven Düzel. Evet, pole savaşı bayağı kızışmaya başladı. Mehmet Özcan'dan da bir tur geliş oldu. 0.4 saniye daha hızlı. O da bu tur zamanında o da kendisi pole pozisyonu atabilir. Arka arka 3. pole olabilir Mehmet Özcan için. Mehmet Özcan şimdi çizgiye geliyor. Bakalım 1.42'ye inebilecek mi o da? 1.43.086 ile ikinci sıraya geçti. Takım arkadaşı Bartu Özden'in hemen önünde. Bedir Bat da bu arada o da tur atabilmişti. Ali Aydın spin 60 konumunda. Tur denemesi olmayacaktı onun. FIM'a da evet son anda o da piste çıktı. O da son denemesi olacak FIM'a'nın. Onur Alp Arıkanlı'da kalıyoruz. Ondan son denemesi artık. Onur Alp ilk sektöre bakalım tur zamanı kazanacak mı? Kendi turuna göre 1/3'lük bir saniye ile daha yavaş. Evet Onur Alp İkinci sektörde birazdan FIM'e geçeceğiz. FIM'e da son denemesini yapıyor şu an. Mertcan Arslan da aynı şekilde tek denemesinde. O da nerede olduğunu hemen bakalım. Turun yeni başlamış oldu. Bir spin 61 Ferrari vardı Hakan Boraz'dan. Onur Alp ikinci sektöre şu an şu an bitmek üzere derken turunu iptal etti. Onur Alp'ten bir gelişme olmayacak. FIM'e de turun yeni başladı. Mehmet Özcan'ın bir yeni bir tur gelmeyecek. Erdem Mehmet Yücel'de bir tur gelmeyecek. Emre Ateş de ilk sektörde 0.1 saniye daha hızlıydı kendi turuna göre. O da turunu geliştiğinde peşinde Mehmet Can'a bakıyoruz. O da Emre Ateş'in hemen arkasında. Emre Ateşli FIM'a onların arkasında evet. Emre Ateşli Mehmet Can Aslan FIM'a diye şuradan arka arkaya turunu atacak. Son denemeleri bunlar. Emre Ateşli'nin daha hızlı bir turda görebiliriz. 0.5 saniye daha hızlı kendi turuna göre Emre Ateşli. Kendi 3-4 sırada öne atabilir bu tur zamanı ile. 1.33.6'larda şu an Mehmet Utaş'ın önüne atabilir kendini. Çok önemli bir son sektör. Emre Ateşli için bakalım son şikanda, bus stop şikanda tur zamanı kazanabilecek mi? Şikanı soldan kesip sağdan kesip soldan kesmedi veya bir ateşten 1.43.385 5. sıraya geçti. Hemen Mehmet Can Aslan'a geçiyoruz. Mehmet Can Aslan da bus stop'a gelirken turunu iptal etti ve yeni bir tur hiçbir turu atamadı. FIM burada kendi turundan 0.3 saniye daha hızlı. Bu da son sektöre doğru ilerliyor. 0.3'lük gelişme onu ona pole getirebilir. Son sektörde son şikanda zaman kaybetmesi gerekiyor. Evet, FIM'a sağ şikanı almayıp şikanları sol şikana dokunup geçti. Değişik teknikleri görüyoruz burada. FIM'a'dan 1.42.996 ve pole pozisyonu son anda FIM'a gidiyor. FIM'a Erdem Levenci'yle ikinci sıraya atıp birinci sıradan yarışa başlayacak. Red Bull, McLaren sıralaması görüyoruz ilk 4 sırada. 7-8'e de 2 Mercedes görüyoruz. Takımlar arka arkaya sıralanmış durumda. Evet Onur Alp'ten bir son deneme daha var mı diye bakıyorum. Hayır da kendisini pite atıyor. Evet sıralamamız kesinleşmiş oldu. FIM'a ilk sıradan başlayacak arkadaşlar. Erdem Leven Yücel'in hemen önünde. 3. sırada Mehmet Özcan'ın 4. sırada Bartu Özgünay 5. Emre Ateşli 6, Mehmet Utaş 7, Onur Alp Arakanlı 8, Bikaleser 9, Hakan Borazan 10, Bedir Battal 11, Ahmet Bozkurt 12, Alaydın 13 de Dere Damar sardı ve Mehmetcan Aslan 14, ikisi de herhangi bir tur atamadı qualifying boyunca. Son 2 sıradan başlayacak bu iki pilot.
Evet, sıralamada şu an tekrar görüyoruz. İki Red Bull pilotu, iki McLaren arkalarında. Taktik açısından start çok önemli olacak birazdan. Emre Ataş işte Alfa Tauri ile kendini 5. sıraya atmış oldu. Umut Utaş 6. sırada. Klasman lideri Mehmet Can Aslan son sıradan başlayacak yarışa. Çok enteresan bir yarış bizi bekliyor diyebiliriz bu arada. Hemen puan durumunda size aktarmak istiyorum. Mehmet Can Aslan 83 puanla şu an 1. sırada. 2. sırada Dere Damar sırada 60 puan. Murat Utaş 59 puanla 3. sırada Pilotlar Şampiyonası'nda. 4. sırada Bartu Yazgün'e 57. 5. sırada Muhammed Ali Özcan 56 puanla. İki McLaren pilotu arka arka burada da. Evet, yarış şu an güneşli gözüküyor. Yağmur şu an yok Spa'da. Ama yağmurun her an gelebileceği bir pist. Az safety car'lı, bol geçişli bir yarış görürüz inşallah diyelim. Evet, ısınma turuna pilotlarımız şimdi başladı. Ama hemen şey oldu, evet. Pilotlarımızı yine tek tek görelim. Öncelikle ama lastik seçimleri enteresan bir şekilde FIMA Hard lastikle başlayacak. Takım arkadaşı M11 Medium. Red Bull'lardan iki ayrı strateji. Mehmet Özcan, Bartolomeo'nun iki İkimizden pilotun bir durumda kaldı. Mikel Eser'den de bir hard tercih görüyoruz. Aynı şekilde Ahmet Bozkurt ve Alaaddin'den de Mehmet Can Arslan ve Deli Demir son sırada ikisi de mid'unla başlayacak. Hemen takımlar şampiyonasında da size söylemek istiyorum. Araya delendirerek. Evet, şu an McLaren takımı 113 puanla 1. sırada. 2. sırada Williams takımı 100 puanla. 3. sırada Red Bull takımı 99 puanla Haas'la birlikte 99 puana sahip iki takım 2 3. sıramız var böylelikle. 5. sırada Aston Martin 87 puanla 6. sırada Alfa Tauri 7. sırada Mercedes 8 Alfa Romeo 9 Ferrari ve 10. sırada Alpine takımı şu an bulunuyor. Burada da puanlar birbirine çok yakın diyebiliriz. İlk 5 takım birbirine çok yakın. 87 Aston Martin, 113 McLaren birinci sırada. Evet, FIMA şu an hızı belirleyen pilot ön tarafta. Hardlarını çok iyi çalıştırması da gerekiyor ısınma turunda. Dediğim anda evet, şimdilere taşmış oldu. İşte şimdi geri döndü FIMA. Hard lastiklerin soğuk olması startta çok büyük sıkıntı yaşatıyor. Evet, Erdem Leven bu arada diskalifiye oldu. Yerini istediği gibi alamadım. Muhammed Özcan ne kadar yakın olduğunu görüyoruz bu arada. Hadi bakalım oyun bize iyi bir kamera verecek mi? Şu an tüm pilotlarımız gride yerleşmiş durumda. Ali Aydın gride giren son pilot oldu da diskalifiye oldu. Evet, 5 kırmızı ışık şu an yandı. Söndü ama oyun bizi biraz bekletti şu anda. Start Spa'da
Alınmak üzere. Şu an start verildi. Faymadan çok daha iyi bir start. Hard lastiğine rağmen Erdem'le Yücel'in medium lastiğiyle ikinci sırada kaldı. Emre Ateş'le kendi dönüş sıra attı. Mehmet Özcan'ın çok kötü bir start. Geriye düştü. 5. sıraya kadar geri düştü. Uruç'a Emre Ateş'le yan yana diyecektim arkasında kaldı. Mercedes pilotu. Onur Alp'ten bir atak geldi. 7. sıraya aldı o da. Bedir de bir sıra kaybetti. 10. sıraya geri düştü. Ön tarafta kim? Red Bull sıralarını korumaya başlardı. Emre Ateş de kendisini dördüncü sıraya attı. Mehmet Özcan'dan gerçekten çok kötü bir start geldi. Mehmet Utaş'a da geçilmek üzereydi. Mehmet Özcan şu an sırasını Grimal peşinde ve sarı bayrakları var. Arka tarafta sarı bayrak Ali Aydın'dan bir spin. Ön taraf birbirine çok yakın ama çok temiz bir start oldu diyebiliriz. Tehlikeli Uğur'a rağmen pilotlar yine bayağı bir saygılı bir şekilde geçti ilk virajları. Sorunun olmaması çok önemliydi. Yani şu an Mehmet Özcan'ı izliyoruz. Hatta Bartu Yaz'ı geçen Bartu Yaz Erdem Levent Yücel'e baskı kurmaya başladı. Tek tur atabilmişti Bartu. Yani stratejileri görüyoruz. Medium'dan hard tech stop önerisi oyundan. Şimdi Kate Eser'de Bedir'e çok yakın arka tarafta. Biz ama ön tarafta kalıyoruz şu anlık. İlk tur sonucunda FIMA ve Erdem Levent'ten küçük bir temas takım arkasına karşı. Kanadı kırılmadı diye gördüm. Mikael Eser 10. sıraya geri düştü. Mehmetcan Aslan da pite girdi. Evet, Mehmetcan Aslan pite girdi. Enteresan bir tercih. Olabilir. Deli Alan bir temas mı oldu diye bakacağım. Bakalım kanat mı değişecek ikisi yoksa ikisi de mi direkt karda geçip yarışı bitirecekler mi diye bakıyorum. Evet, Mehmetcan Arslan'dan bir kanat değişikliği. Kanat hasarı oldu. Aynı Deli de aynı şekilde. İkisi bir temas yaşamış olabilir. İkisi arka arkaya start almıştı. Evet, bu taraşta Mehmet Özcan hemen arkasında. İlk 7 pilot şu an DLS mesafesinde. Bu tur sonunda DLS de açılmış olacak. Bedir bir 4 saniyelik fark var şu an Onur Alp'e. Geri düşmüş durumda Bedir. 2 Haas pilotu da yarışa iyi başlayamadı. Erdem şu an takım arkadaşını bayağı bir baskı altına aldı. Bir takım oyunu burada görüyoruz şu an. Erdem takım araçlı FIM'ye geçmek istiyor. Bayağı bir zorluyor. İkinci sektörde geçişin zor olduğu bölgede bile atak yapıyor şu an Erdem Levent Yücel. Efe tabii ki dediğim anda Erdem Levent'e bir spin. Kanadını kırmadı. Pilotları şu an tabii ki beklemesi gerekiyor. Dönüşü gerçekleştirdi. Kimseye çarpmadan Erdem Levent takım arkadaşını baskı altına almak isterken kendisi bir hata yapıp spin attı. Ve 10. sıraya kadar geriledi Erdem Levent Yücel. Tam hard lastik dezavantaj. FM dediğim anda medium lastikli Erdem Levent Yücel spin attı. Ve Bartu Yağız'ı 2. sıraya kadar yükseltti. McLaren pilotları. Ama Özcan'a bundan faydalanmış oldu ama Emre Ateş'e de aynı şekilde 3. sıraya ileşti. Bu sezon ilk podyumunu görmek istiyor o da. Hem de Levent Yücel kanında kırmaması tabii ki büyük bir şans aslında. Tehlikeli bir bölgede spin attı. Birçok aracın geçtiği bölümde spin attı. Mikael Ester'in burada 3 saniyelik ceza. Bartu tabii ki DRS avantajını kullanmak isteyecektir ilerleyen turlarda. ERS durumları ama şu an birbirine çok yakın. Erdem Levent 9. sıraya yükseldi. Mikael Eser'i hemen geçmeye başardı. Bir sarı bayrak görüyoruz ilk 2. sektörde. Hamit Bozkurt'tan galiba spin vardı. Bak, Özcan kamerasını izliyoruz şu an. Bir spin daha Onur Alp Arakan dedim. Mercedes pilotu Onur Alp. Evet, arkada iki pilotu gördük. Ferrari, Hakan Brazan ve Vidal hatta son anda çarpmaktan kurtuldu Onur Alp'e. Onun hemen arkasında Erdem Levent Yücel var.
Evet, hataları affetmeyen bir pist. Ama eğer Onur Alp de çok şanslı bir şekilde kanadını kırmadı gördüğüm kadarıyla. Ve bir spin atan pilot daha. Hakan Borazan. Bugün pilotlar birçok hata yapıyor burada şu an. Özellikle ikinci sektörde. Ama şimdi piste geri döndü. O da herhangi bir pilota çarpmadı. Yani şanslarına kanatlarını kırmıyorlar ama bayağı sıra kaybı yaşadılar pilotlar spinler sonrası. Yani şu an ilk 5 yalnız kalmış durumda. Bedir 6 saniye arkalarında bu grubun. Erdem Levent'ten en hızlı tur 1.47.149. 8. sıra kadar yükseldi o da Hakan'ın spininden sonra. Mehmet Utaş bu arada düzlük hızı çok iyi. Mehmet Özcan hemen arkasında, o da ikisi DRS'li, ikisi yan yana kanat kanada ikisi. Mehmet Utaş dış tarafı aldı, iç tarafta Mehmet Özcan savunmasını yapıyor. Mehmet Özcan önde kalmayı başardı. Tabii ki pilotun da DRS olması geçişi bayağı zorlaştırıyor düzlükte. Beşli bir DRS treni oluştu ön tarafta. Faima düzlük hızını ayarlayabilen çok iyi ayarlayabilen pilotlardan. Geçen sezonun bu pistte DRS'siz de geçiş yapabilmişti. Evet, Utaş'tan küçük bir hata hemen bu DRS trenin dışına düştü. Kritik olabilir Mehmet Utaş için. Dörtlü grubun hemen arkasına gelmesi gerekiyor da. Ali Aydın'dan track limitinden dolayı bir 3 saniyelik ceza Bedir Berat'tan 5.4 saniye indirdi tabii ki farkı. Evet, Utaş'ın hatasından sonra. Ön tarafta bir atak görecek miyiz? Efendim şu an Erez'in çok iyi ayrılıyor. Evet, Özcan bu defa çok iyi çıktı bus stop şikandan. Emre Ateşli sol tarafta, Emre Motorcan üst taraftan bir kendini göstermiş oldu ama Emre Tak yok. Viraj çıkışları tabii ki çok önemli burada. Emre Ateşli ve Bartu ikisi ERS'i kullandı. Son viraj, ilk viraj çıkışında. Ken Eser burada pitte yarışı bırakmış oldu. Evet, Mehmet Utaş dediğimiz gibi DRS kaybettiği anda fark atışmaya başladı. Erdem Levincel bu arada 7. sıraya yükseldi. Onur Alp'i geçmiş oldu. Erdem Levincel çok iyi bir hızı vardı ama biraz fazla az olayınca Fireman arkasından spin atmıştı. Ve yavaş yavaş ön gruba yetişmeye başladı o da. Evet, Özcan'ın bu arada çok kritik bir 3 saniye cezası. Track limitinden dolayı çok belirleyici olabilir yarış sonuna doğru. Pilotlar birbirine çok yakın bugün. İlk 5 tur sonrası Mehmet Utaş'a tekrar DRS'ye girdi girecek gibi duruyor. Bayağı LSS'ini harcamış oldu o da ama Mehmet Özcan bu arada Emre Ateş'te çok yakın. Pilotlar arasında çok küçük farklar olduğu için geçişler çok çok zor. LSS miktarları, cezalar çok önemli olacak yarış sonunda. Evet, Mehmet Utaş tekrar DRS'ye girmeyi başardı. DRS şu an kullanıyor da. DRS'sini bayağı kullanmış oldu da ama. Bu defa Bartu'dan çok da bir çıkış görebilecek miyiz? Tabii ki ilk viraj çıkışı çok önemli. Erdem Levent'in bir hızlı tur daha. 1.46.807. Hızlıca ön taraftaki gruba yanaşmayı başardı. Bir sarı bayrak Derya Damar Sarı'dan. Bartu Yağız. Evet. DRS'ye rağmen Efe'ye yaklaşabilir şu an. Efe yine çok iyi bir düzlük hızına sahip bu yarışta. Onu geçmek gerçekten çok zor olacak. Bedir tekrar 6.5 saniyeye düştü. Onun arkasına Erdem Levent. Bakalım Bedir'i geçebilecek mi? Bençen Arslan bu arada, o da 12. sırada hard lastikleriyle
yarışı bitirme imkanı var onun da. Ön grup pite girdiği anda yaklaşmış olacak o da. Fatih nerede emri Adam Levent hemen DRS mesafesine girdi. Bayağı RS'de kullanıyor şu an. Adam Levent'in tek amacı şu an ilk 5'e yaklaşmak. Limanda küçük bir hata geldi ondan. Tabii ki zaman cezası yemesi gerekiyor ondan. Bir sarı bayrak daha. Arka taraflarda Onur Alp Arıkanlı'dan spin attı. Geriye düştü o da. Yani Adam Levent'e dönüyoruz. Adam Levent zaten 8 yapabilecek pilotlarda en ön sırada şu an. Yarışı ikinci sıradan başlamıştı. FIM'e baskı uygularken hata yapıp spin atmıştı Adam Levent. Evet, ilk DLS düzünde şu an LSS'ini koruma altına aldı. Dediğim anda evet, geçiş denemesi yapmadı. Uğur sonrası bir geçiş bekliyorum ondan. Onur Alp bu arada pit'e girdi. Mehmet Özcan evet, orucu kesmek zorunda kaldı. Evet, Adam Levent'e geçiyoruz. Adam Levent bir sarı bayrak ve safety car. Evet, sarı bayrak ve safety car mı? Sana güvenilir aracı Ahmet Bozkurt'tan bir kaza geldi. Ahmet Bozkurt'un bir kaza sanal güvenilir aracı mı diye bakıyorum hemen. Evet, sana güvenlik aracı Bedir'i en az bir tur kurtarmış oldu. Hayır, gerçek safety car. Tam safety car çıktı. Evet, yarış safety car hızı gidiyor dediğimiz anda Ahmet Bozkurt'tan bir hata ve safety car. Böylece farklar kapanmış olacak. Strateji anlamda ve Bedir'den drive through penalty. Hız yaptığı için safety car arkasında pitten girme cezası aldı Bedir. Bakalım stratejiler nasıl yapılacak? Yani pite gidecektir diye düşünüyorum pilotlar. Yani safety car arkası yapılacak. Pit stoplarda zaman kaybı minimuma iniyor aslında. Efe pit'e girdi. Hard'dan medium'e geçecek. Tüm pilotlar evet, beklediğimiz gibi tüm pilotlar pit'e giriyor şu an. Bedir de girecek diye düşünüyorum. Evet, Bedir de pit'e giriyor şu an. Pit girişi de çok zor bu arada. Evet, pilotlarımız teker teker şu an Onur Alp dışında tüm diğer pilotlar pit'e girecek diye düşünüyorum. Onur Alp az önce pit'e girmişti. Damadı tekrar pit'e girecek mi? Hayır, pit'e girmiyor. Bu en azından evet, Can Aslan'da geçmiş olacak. Alp evet, 8. sıraya kadar çıktı. Ali Aydın da pit çıkışında şu an. Ali Aydın da aynı hizada. Evet, oyun bakalım kime fırsatı verecek. Evet, Ali Aydın önde kalmaya hak kazandı. Çizgi sonunda Ali daha öndeydi. Evet, yarış yeniden başlamış olacak safety car sonrası. Derya pit'e girmedi. Hard'dan aşağı kaldı. Öten Aslan içeri girmeyi tercih etti. 6 turluk hard'ları var Derya'nın. Orada pit'e girip aslında medium alma imkanı var.
Evet, Tire de grid'e etmiş oldu. Şu an bakalım safety car bu tur girecek mi içeriye? Üçüncü sektör. Evet, bir tur daha çare kalacak. Safety car Dera'nın ana pit'e gidip medium'da geçme imkanı var. Dediğim anda evet, Nöbetcan Arslan'dan buydu. Oyun hatası. Bir spin mi diyecekti ama oyun hatasını görmüş olduk. Dere bakalım pite girecek mi? Evet, Dere pite şimdi giriyor ve bilimlere geçecek. Kanadını da kırmış oldu duvara çarparak. Dere bilimlere geçmiş oldu. Şu an en yeni lastik Dere'de olacak tur sonunda. En eski de Onur Alp'e. Evet, bu tur sonunda safety car tekrar pit'e gidip yarış başlayacak. FIM'a en avantajlı durumda diyebiliriz. En azından yarış başında. Yarış sona doğru medium'ları bittiği anda Bartu, Emre, Mehmet Utaş ve Mehmet Özcan daha avantajlı olacak. Pitler sonrası Mehmet Utaş, Mehmet Özcan'a bir şekilde geçmiş oldu. Daha hızlı bir pit stop görmüş olduk Mehmet Utaş'tan. Bedir Battal'ın bir drive süperansı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sıra Kayıpçıkı'da Erdem Levent Yücel. O da bu şekilde ön gruba tipçici oldu. Büyük bir çabası vardı hatasından sonra. Şu an takım arkadaşı daha avantajlı durumda ama medium avantajını kullanmak istiyordu Erdem. FIM'e karşı ama hatasından sonra bayağı girişmişti. Mehmetcan Arslan da Deniz Marsal'da da ilk tur yaşadıkları temaslardan sonra bir nevi hayata girilmiş oldu bu yarış için. Safety car in the slab. Evet, bildirimi de aldık. Şu an tempo tamamen FIM'da. Evet, FIM'e bakıyorum şu an. FIM şu an hızlanır ama şikanı bekleyecek büyük ihtimalle hızlamak için. Evet, şikan sonrası FIM şimdi başlattı yarışı. FIM pek iyi bir start değil diyebiliriz çünkü Bartu bayağı yakında kaldı. Emre Ateş de biraz uyudu arkasında. Utaş böylelikle iyi bir hata kapabilir arkasında. Mehmet Özcan küçük bir kamera yaşadı. Ön tarafta bakalım Bartu hemen hata yapacak mı? Mediumlara tabii ki daha avantajlı Efe'nin. İlk turlarda Bartu'da ama iyi ısıtmış gibi görünüyor şu an. Nasıl dene Mehmet Utaş. Emre Ateşli yan yana şu an. Kamera alamıyoruz bir türlü. İyi bir kamera şu an aldık. Emre Ateşli iç tarafta kaldı ama Mehmet Utaş, Emre Ateşli geçe başlar. Arkasında da hemen Mehmet Özcan var. Emre Ateşli, evet, hard lastik şu an bayağı sorun yaşıyor. Mehmet Özcan kendisi iç tarafa attı. İç tarafta Mehmet Özcan, solda Emre Ateşli, ikisi yan yana şu an. Emre Ateşli daha avantaj tabii ki dediğim anda bir spin geldi. Bedir'den de bir DNF. Ortalık karıştı, evet, Efe Ayman'ın spini ortalığı tamamen karıştırdı. Onur Alp'ten de bir 5 saniyelik ceza. Ve sadece ve sadece bir sarı bayrak, bir safety car yok şu an. Efe Ayma'nın spinini kaçırdık.
Mehmet Özcan ve Emre Ateş'te izlerken inanılmaz anlar oldu. Sadece Mehmet Özcan'ın nasıl Efe'nin hemen etrafından geçmek istediğini, geçmek çalıştığını gördük. Ve yarış hala devam ediyor şu an. Safety car bekliyordum açıkçası ama safety car olmadı. İlk tur olduğundan dolayı büyük ihtimalle. Ela Aydın bir anda Erdem Levent'in hemen arkasında iyileşti 5. sıraya. Erdem Levent bayağı zaman kaybetti, bakalım pit stoplar olacak mı? İlk 4 sıra pite girmedi. Ali Aydın'da da küçük bir kayma. Murat Özcan Ali Aydın'ın arkasında düşüş oldu. Çok... kanal sonucu FI mi pite girdiğini görüyoruz. Onur Alp de kanalda komple kırıldığını görmüştüm. O da pite girecektir büyük ihtimalle. Ön tarafa tekrar görmek istiyorum. Erdem Levent Yüce tabii ki. Tekrardan ön gruba geçmek istiyor şu an. Kimin kazanacağını tahmin etmek çok çok zor. Çünkü hataların her an olabildiği, hataların her an yarış değiştirebildiğini gördük. Önce Erdem Levent Yüce hata yapmıştı. Teş başında. Restarttan sonra bu defa takım arkadaşı FIM hata yaptı. Pit'e girdi. Medium'ları taktı. FIM'a. Ve Mehmet Özcan önünde Ali Aydın spin. Mehmet Özcan da 3 sanki ceza aldı. Ali Aydın bu defa Ali Aydın'dan spin. Evet, hataların çok kolay yapıldığı bir pist. Hataların affedilmediği bir pist. Mehmet Utaş çekici. Mehmet Utaş da Bartu Yaz'a karşı baskısını arttırdı. Bugün baskıyı arttıran spin atıyor bakalım. Mehmet Utaş mı? Mehmet Bartu Yaz mı? Emre Ateş de merak kazanında. Takibini sürdürüyor da. Erdem Levince 2.1 saniye. Mehmet Özcan 2.7 saniye arkasında.
Bu arada sesimin kısık olduğunu şu an fark ettim. Ve evet, inanılmaz sanılır olmuştu. Sanılır en azından size gösterebildim. Sesim gelmese de sanılır günümüz tabii ki çok daha önemli. Efe Ayman'ın spini sonucunda küçük bir kaos yaşandı. Mehmet Özcan'ın nasıl Efe Ayman'ın el altından gittiğini gördük. Büyük ihtimalle Bedir'in de Efe'ye çarparak DNF olduğunu göremedik ama DNF olduğunu gördük en azından. Mehmet Utaş'ın geçişini gördük Bartu'ya karşı, onu da anlatmıştım. Ses kapalıydı, duymadınız ama Mehmet Utaş'ın geçişi Bartu'ya karşı. Önemli bir geçişti. Şu an kimin kazanacağı belli olmayan bir durumdayız. Bartu kendisini pite attı. Çok enteresan bir tercih Bartu'dan. Buraya geçiyorum. Pite giren birçok pilot var. Bakalım tercih nasıl olacak? Medium tercih. Şu an Bartu'dan. Mutlaka şu an Bartu'yu beklemek zorunda kaldı. Sıra kaybedecek bundan dolayı ama kanadını değiştiriyor Murat Özcan'da. Kırık kanada rağmen ilerlemiş. Pite girmesi gayet normal o yüzden. Evet, pit stoplar sonrası bir anda Mehmet Can Arslan kendisini dönüş sırasında buldu. Medium lastikleriyle. Hemen merak aslında Bartu Özgünay. Evet, pek çok sıra kaybetmedi. 2 sıra kaybetti sadece. Ama önlerinde hard lastikli pilotlar olacak. Ve eski bir hard ile Mehmet Can Arslan olacak. Son 8 tur için. Efe Ayman'dan 3 saniye ceza, enteresan bir ceza. Safety car arkasında 3 saniye ceza almak tabii ki çok acemice bir hata diyebiliriz.
Evet, Safety Car'ın bu tur içinde pite gireceğini düşünüyorum. Evet, dediğim anda Safety Car'ın step yazısını görmüş olduk. Evet, hız şu an Mehmet Utaş'ta, bakalım son 7 turda nasıl bir yarış göreceğiz. Pite giren pilotlarımız oldu. Lastiklerini yenileyen pilotlarımız oldu. Pite girmeyen pilotlarımız da oldu. Emre Ateşli, Mehmet Utaş, Emre Levent gibi. Emre Levent Yücel. Bakın ya, bu defa track position deyip ön tarafta kalma derece dediğim anda küçük bir kayma ondan. Nöbetçen Aslan da çok iyi bir çıkış yakalamadı. Arkada Onur Alp sıra kaybetti FIM'e direkt. Emre Ateşli küçük bir spin Emre Ateşli'den. Hard lastiklerini iyi ısıtamadı Emre Ateşli ve baya bir geri düştü. Umut Özcan da onu geçe başardı. Hemen yanında Efe Ayma da onu geçe başardı. Dediğim anda evet, temas olmaz. Evet, olmadı. Olmaz yumruğu diyecektim. Evet, küçük bir hata Emre Ateşli ikinci sıradan onu 9. sıraya kadar geriye düşmesine sebep oldu. Şu an kelimenin tam anlamı 10 çok hızlı pilot 6 turluk bir yarış içerisinde galibiyeti alma peşindeler. Bartu Özdemir Can'ın hemen arkasında klasman lideri Mehmet Can Aslak'ın bir anda 3. sıra buldu. Ve Can Arslan, Bartu hızlı sol virajda hatanı yaptı. Bartu Özgünay, Mehmet Can Arslan yanına, Mehmet Can Arslan Bartuaz'a geçirdi. Son pek iyi performans gösteremedi Mehmet Can bu pistte. Hakan Borazan da ona atak yapma peşinde. Hakan Borazan, Mehmet Can Aslan'ı Ferrari önemli puanlar alma çabasında. Ferrari adına çok geride kaldılar bu sezon. Emre Ateş'te F5'den koptu diyebiliriz. Edonat Utaş hemen arkasında Erdem ve Düce Bartu'dan kurtulma başarmıştı. Onur Alp'ten bu arada en hızlı tur 1.46.181, 10. sıradaki Onur Alp'ten en hızlı tur geldi. O da RS'li tutunmaya çalıştı şu an. Derya da koptu Hakan'ın DRS'sinden. Mehmet Can Arslan, Hakan Borazan, Mehmet Can Arslan'a ikinci yarış çıkışında atak yaptı. Hakan Borazan Mehmet Can'ı geçmeyi başardı. Hakan Borazan'dan geçen çok iyi bir yarış şu ana kadar. Ferrari için önemli puanlar alma peşinde. Mehmet Can Arslan da kan kaybetmeye devam ediyor. Onun için yarışı bitirmek çok önemli olacak Mehmet Can Arslan'ın. Klasman lideri Mert Özcan da bayağı geri düştü. İyi bir yarış çıkardı. Olmasına rağmen yine iyi hızlı olmasına rağmen yine değişik oryalara karışarak bayağı geri düştü. Mert Özcan Derya'nın hemen arkasında. Ve RS durumu çok daha iyi Mert Özcan'ın. Evet, Derya'nın kırmızı ışığı falan yandığını görüyoruz. Derya'dan da 3 saniye daha. Değişik bir yere cezayı aldı diyebiliriz. Suat Özcan çok yakın Dere'ye. Ön tarafa geçiyoruz hemen yine. Dere'si şu an açıldı ve Erdem Levent. Bakalım Erdem Levent. Mehmet Utaş bu cezayı görebiliriz. Suat Özcan burada ilk viraja doğru gelirken dış taraftan evet küçük bir temas Dere'ye da ve Efe Aymat'a da temas var. Emre Ateş'i de temasın içindeydi. Kanatlar yine yerlerde. Evet, Özcan geçişi tamamladı. Derya karşı arkalarında temaslar oldu. Ön tepe çizimini Erdem'le bitireceğiz. Mehmet Utaş
Ve Dudaş iç tarafı aldı. Erdem Levent dış tarafta geçiş tamamladı. Erdem Levent güzel. Arkalardan son sıralara gelerek safety car'ın da yardımıyla ilk sıralama başardı. Bartu Özgüray'da Dudaş hemen arkasında en avantajlı pilot şu an aslında Bartu. 4 turluk minimu var. Çok daha hızlı olması gerekiyor aslında. Hardlardan arka tarafta Onur Alp de dereye geçmeyi başardı. Muhammed Özcan, bakalım Mehmet Can'a yetişecek mi? McLaren içinde çok önemli puanlar olacak. Eğer Mehmet Özcan ve Can Arslan'ı geçerse. Hakan Borazan, bakalım bu üçlü gruba yetişebilecek mi? Şu an cezası olmazsa Mehmet Akbaz diyorum ben. 3 senelik cezası var. Cezası olmazsa tabii ki büyük bir handicap Hakan Borazan için. Bartu şu an daha bus stop şikana gelmeden neresi de açtı. Bayaklaştı. Muhammed Udaş'ın hızı çok iyi. Çok yakınlar dediğim anda Bartu'dan bir drift. Bartu'dan bir drift. Çok iyi bir safe de gördük Bartu'dan. Çok feci bir kaza olabilirdi. Bartu'dan mükemmel bir safe. En azından arkasında bir 360 atandı. Onur Alp Darıkanlı, evet inanılmaz anlar, inanılmaz anlar, gerçekten inanılmaz anlar. Mehmet Can'ın arasında bir anda yine 4. sırayla eşleşti. Ameliyat açısından bir pit stop görüyoruz. Temaslar arasında kranlı kran Emre Ateşli olmuş. Mehmet Can Arslan, evet DRS'den koptu. Mehmet Utaş, Erdem Mehmet Yücel, yine bir sıra değişikliği, evet. Bakalım son turda kim önde olacak? Son turda kimin ne olacak? Önemli olan o. Şu an Erdem Levent ve Mehmet Utaş ikisi birinci sırayı değiştiriyorlar arkalarından. Hakan Burazan'a gelebilir. Şu anki duruma göre Medcan Arslan 3. sırayı alacak Hakan Burazan'dan. Ama hemen arkasında Mehmet Özcan var. O da podyumu istiyor. Onun da 3 saniye cezası var. Onun arkasında Bartu Özgünay da var. Şu an Bartu da bu saniyelerin faydalanıyor aslında. Onur Alp'ten bir DNF ve inanılmaz bir şekilde yine yeniden safety car, son iki tur için safety car çıkacak. Evet, Emre Ateşli soft lastiğine geçerek şu an çok avantajlı bir duruma geçti diyebiliriz son iki tur için. Yani en azından 19, 21, 22. tur, 2 tur olacak diye düşünüyorum. Evet, pilotlarımız gerçekten büyük hatalar yaptı bugün. 5 DNF gördük. Birçok spin gördük, geri spin gördük, drift gördük. Gerçekten pek bir başarılı yarış olmadı pilotlarımızdan. Şu ana kadar bunu da belirtmek durumundayım. Evet, FYM'a da pite girip softu alacak. Büyük ihtimalle onu da kaybedeceğiz, şu an bir şey yok. Arkasında Emre Ateşli çünkü 40 saniye gerisinde. Kanat değişiyor Efe'de. Softlar takıldı Efe'de. Efe'de bakalım son iki tur için nasıl bir atak yapacak. Farkların erimesi tabii ki cezaları olmayanlar için büyük bir avantaj. Mehmetcan Arslan için özellikle büyük bir avantaj. Bunun önüne 3 senelik cezası olan Hakan Borazan var. Safety car'ı Mehmet Utaş'ta yakalamış oldu. 2 Aston Martin'de arka arkaya. Batman'ındır 1, 2 Mehmet Utaş. Evet, Emre ve Efe'de tur sonuna kadar safety car geçmiş olacak. Safety car'ın bu tur sonunda pit'e gireceğini düşünüyorum ben. Zaten bu iki pilotun ön gruba yakalaması çok kritik. Gerçekten çok enteresan bir yarış oldu. Hatalar doğrusu bir yarış oldu. Yani hata yapmayan bir pilot var mı diye ay dediğim anda Emre Ateşli, evet, safety car'ı yakalama çabasındayken bir 3 sene ceza daha aldı. 6 sene çıktı cezası. FM'den çıktı. Mehmet Özcan'ın da 6 saniyelik bir cezası var. Yani Mehmet Can Arslan'a geçmesi yetmeyecek. Mehmet Can Arslan'ın da ceza alması gerekiyor en azından.
Şu an bakarsak Bartiyoz daha avantajlı durumda takım arkadaşına göre. Tabii ki puanlar birbirine çok yakın olduğu için de pek bir hediye görmeyebiliriz. FAMA 2, 9, 8 takım arkadaşı Erdem 2. Red Bull'lar bugün 1-2 başlamıştı. Şu an 2-8'ler, McLaren'lar 3-4 başlamıştı. Şu an 5-6'lar. Kontrol şu an tamamen ulaştı arkalarındaki Hakan Borazan 6 turluk mediumları ile çok avantajlı durumda aslında. Aynı şey Bartu için de geçirdi ama Bartu attığı yarım spinle belki de galibiyeti verdi burada Bartu Yazgünay. Ve bakalım Mahmut ne zaman restart'ı verecek. Çok yaklaştı Erdem Levent. Arkalarında Hakan Borazan da çok yaklaştı. Hakan Borazan'dan çok iyi bir restart. Erdem Levent küçük bir kamyar yaşadı. Hakan Borazan yan yana Erdem Levent'i. Birinci biraz sonrası geçebilecek mi? Daha geç tur yapma imkanı var önümleriyle. Erdem Levent ona rağmen daha geç tur yaptı. Hakan Borazan dış tarafta, iç tarafta. Kalan bir Erdem Levent arka tarafta sarı bayraklar deriye damar sergine düştü. Evet spin attığını görüyoruz. Ön taraf da işte öyle kaldı. Bartu Özgen Mehmet Can'ı geçti. Mehmet Özgen de Bartu Özgen'i geçti. Bartu Özgen Mehmet Can Asad'ı geçti daha doğrusu. Arkasında hemen Efaema var. Efaema ve Mehmet Taş'ın da geçebilir Mehmet Can Aslan Bartu Özgen'e bir atak denemesi geçememadı. Şu an podyum Bartu Yaz'a gidiyor gibi. Bartu Yaz için çok önemli. Efe Ayma'dan Mehmet Can Aslan'ı geçmeye başardı. Mehmet Can Aslan şu an çok zor bir anlar yaşıyor arkasında. Emre Ateşli'de küçük bir temas Mehmet Can Aslan'la. 13 suluk medium tabii ki büyük bir dezavantaj oldu Mehmet Can Aslan için. Risk almak istemedi. Pite girmedi ama şu an bedel ediyor. Ön tarafta da farklı bayağı kapandı. Mehmet Özcan da yaklaştı. Derede varsa da bir ceza aldı. Mehmet Utaş. Erdem Levent, Hakan Borazan, Emin, Mehmet Özcan, Bartu Yalız, hepsi kanat kanada şu an. İnanılmaz bir anlar yaşıyoruz. Burada ilk 6 sıra arka arkaya. Kim kimi geçecek şu an hiç belli değil. Şu an Efaema kamerasını izliyor. Efaema Bartu Yazı geçmek isterken bir temas. Bartu'dan bir spin. Kanat gitti. Kanat gitti. Bartu belki 3. sırayı çöpe almış oldu ön tarafta. Karma karışık durumlar. Bir anda Mehmet Can Aslan tekrar podyum. Podyum Mehmet Can Aslan'a doğru gitti yine. Gerçekten inanılmaz anlar burada. Hakan Borazan Efaema yanına bu defa da. Efaema soft lastikleriyle geçmeye başardı Hakan Borazan'ı. Evet Özcan Erdem Levent Yücel, Mehmet Utaş savaşı son tur. Son turda kime ne olacak diye sormuştuk. DRS'siz bir yarış. İkisi yan yana gidiyor şu an. Mehmet Utaş mı? Erdem Levent Yücel önde kalmaya başardı. Erdem Levent Yücel ilk sıra aldı. Bir uzun yüzük daha var. Şu an Mehmet Utaş'ın eresi daha iyi durumda. Mehmet Can Aslan bu arada geriye daha fazla geriye düşmemesi gerekiyor. Cezalar ne kadar olsa da Mehmet Can Arslan 1.7 saniye geride. Özellikle Emre Ateşli Mehmet Can'a atak yaptığı anda Mehmet Can Arslan 3 saniyenin ötesinde geride olabilir. Şu an podyumda kimin çıkacağı belli değil. Cezalar sonucu beğenecek Mehmet Özcan çok yaklaştı Mehmet Utaş'a. RS miktarları çok önemli şu an Mehmet Utaş. Son tura kadar önüne götürdüğü yarışı bir anda ikincisi de tamamlayabilir. Erdem Levent bu arada ilk sıraya almak üzere Mehmet Özcan da atağını yapıyor. Mehmet Utaş öyle değil arkaya bakma zorunda şu an. Arka taraflarda büyük savaş var. Efaema'dan bir 3 saniye ceza daha. Sıraların çok zor bence bir anlardayız. Efaema Mehmet Özcan'a geçmek üzereyken Arkan Hakan Borazan'dan bir atak. Yarış galibi Erdem Levent Yücel. İkinci motor. Üçüncü. Bakalım Hakan Borazan. Mehmet Can Arslan. Mehmet Can Arslan ne yaptı etti kendini 3. sıra attı. Hakan Borazan 4.
Mehmet Özcan 5, Emre Ateşli 6, 7 Efe Ayma, 8 Deli Damar sardı, 9 Bartu Özgünay. Yedek çok şanssız bir şekilde, çok şanssız bir şekilde spin atıp yarışı 9 sıra bitirdi. Mehmet Can Arslan da son sıradan başlayıp yarışı 3. sırada bitirmeyi başardı diyebiliriz. Çok olaylı bir yarış daha diyebiliriz. Erdem Levent Yücel yarışın galibi oldu. İkinci Muhammed Utaş, 3 Mehmet Can Arslan, 4 Hakan Borazan, 5 Mehmet Özcan, 6 Emre Ateşli, 7 Efe Ayma, 8 ama Deri Demarsa, 9 Bartu Yavuz Günay yarışı bitiren pilotlarımız şu şekilde sıralandı. Cezaların da sıralamayı bayağı değiştirdiği anlarda son turların çok çekişmeli geçtiği, hataların bol olduğu bir yarış olduğu maalesef. Ben Binemin Tosun bugün Uğralların yokluğunda size yarışı en iyi şekilde anlatmaya gayret gösterdim. Haftaya yine pazar günü saat 22'de 7. yarışımız olacak. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere herkese. İyi akşamlar.